Herkese merhabalar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir başka tarifle sizlerleyim. Ne yapıyoruz? Karnabahar mantısı yapıyoruz ama vejeteryan bir tarif olacak. Oldukça kolay bir tarif olacak. Böyle önceden hazırlayıp sonrasında yemek saatinde şipşak hazırlayıp servis edebileceksiniz. Aynı zamanda eğer karnabahar sevmiyorsanız bu tarifle sevebileceğinize inanıyorum ve güveniyorum. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Şöyle bir kase ev yoğurdum vardı. Suyunu da özellikle böyle ayırmadım ki birazcık sulu olsun diye. Biraz sarımsakla karıştıracağım. Aslında bildiğiniz mantı yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle güzelce çatalla karıştırıyorum. Çırpıyorum diyebilirim. Umarım yeni videolarımızı seviyorsunuzdur. Bir önceki videomuzda eğer izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Teriyaki sandviç yapmıştık Subway'in. Bir de sonrasında güzel bir tava kekim vardı. Onların da reklamını hazır. Sizi görmüşken, bulmuşken yapayım. Şimdi ocağımı açacağım. Böyle bir orta dereceye açabilirim. Şimdi ne yapıyoruz? Burada karnabahar var. Karnabaharı ben önceden haşladım. İsterseniz blanch de edebilirsiniz. Şöyle birazcık zeytinyağında karnabaharı çevireceğim. Hem de güzel de çok hafif de bir kızaracak tabii ki. O da lezzet katacak bence. Evet, karnabaharımızı koyuyorum hemen ocağımıza, tavamızın üzerine. Miktarlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz, yani kaç kişiyseniz veya tek kişiyseniz ona göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şöyle birazcık tuz da ekleyelim karnabaharımıza. Şöyle birazcık ısıtmak istiyorum. Aynı zamanda zeytinyağında da döndürmek istiyorum. Cozur cozur sesler çıkmaya başladı. Karnabaharlar da renk alsın. Ondan sonra hazır olacak. Şöyle dikkatlice dökmeden halletmeye çalışıyorum. Sanırım başarılı oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Beluga mercimeğim için soğanımı birazcık kavuracağım. Yine biraz zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı kullanmak istedim çünkü daha hafif oluyor. Yani tabii ki de tereyağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı ben her zaman biliyorsunuz tercih ediyorum. Şöyle ince kıydığımız soğanları da ekliyorum. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Altını da kıstım hemen çünkü kızarmasını istemiyorum. Şöyle güzelce. Ben artık mercimeğimi de ekliyorum. Güzelce pişirdim çünkü soğanlarımı. Mercimeği de önceden haşlamıştım zaten, söyledim sizlere. Tam bir kıyma görüntüsünde. Birazcık tuz, karabiber eklememiz lazım. Onu unutmadan ekleyeyim. Harikulade. Evet, mercimeğimiz de hazır. Şuradan bir nihale alalım. Şimdi küçük tavamı alıyorum. Bir de sosumu hazırlayacağım. Sosum için salçam var. Şöyle salçamı yine aynı kaşıkla alacağım valla. Hem domates hem biber salçasını böyle karıştırdım. Şöyle alıyorum. Ve bolca zeytinyağı koyacağım şimdi. Güzel güzel zeytinyağımızı ekledim. Şimdi şu spatulamla ezeceğim birazcık. Şöyle güzelce kavurdum. Kokusu da çıktı zaten, fokur fokur da oldu. En son aşama olarak kekik ve pul biberimi koyuyorum. Dilerseniz acı, dilerseniz normal, hiç fark etmez. Keyfinize göre. Karnabaharımı koyuyorum. Ardından üstüne ne yapıyorum? Buradaki mercimeğimi ekliyorum. Hazırlamışım o kadar. Ve de son olarak burada yaptığımız sosumuzu koyacağım. Karnabahar mantımız hazır. Gördüğünüz gibi harika bir sunumla bu şekilde sunabilirsiniz ya kendinize ya da sevdiklerinize. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buralara kadar izlediyseniz artık bir abone olmayı
ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aşağıya her türlü yorumunuzu bekliyorum. İstekleriniz olabilir, yorumlarınız olabilir. Beni geliştirmek için her şey olabilir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.